Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Babam olmadığı için dedemin yanında kalıp onunla beraber yaşıyorduk. Ben, abim, ablam, annem, nenem ve dedem tek bir çatının altında geçinmeye ve yaşamaya çalışıyorduk. Çok şükür dedemin gücü kuvveti yerindeydi ve maddi olarak da sıkıntımız yoktu diyebilirim. Dedem çalıştığı iş yerinin emekli olduktan sonra aldığı ikramiye ile beraber Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı köyümüze taşındık. Burada çok eskiden dedemin babasından, anasından kalma evini temizleyip eşyaları dizip yerleştirdik. Dedem yıllardan beri hep hayal kurardı. Köye yerleşip hayvanlarla ilgilenmeyi isterdi. Emekli olunca tabii ki de ilk işi bu hayalini gerçekleştirmek olmuştu. Yeni evimiz iki katlı, yarı ahşap, yarı kayadan yapılma eski bir yapıydı. Pek iç açıcı ferah bir ev değildi maalesef. Kasvetli ve karanlık bir yapısı vardı. Belki de pencereli ufak olduğundan ve içerideki garip koku yüzünden olabilir. Yataklarımızı üst kattaki odalara serdik. Alt katta mutfak ve birkaç ufak oda vardı. Oturma odası olarak kullanacaktık. Büyük bir bahçenin içindeydi. Ev tepenin alt tarafına konumlandırılmış ve köydeki diğer evleri görmemize olanak sağlıyordu. En yakın evle de aramızda pek bir mesafe yoktu diyebilirim. O evde kalmaya başladık. Bir gece uykumdan uyandım. Aşağıdan sesler geliyordu. Sanki biri deliler gibi ileri gidip geliyordu. Annem de kalktı. Sesleri duyunca bize baktı. Herkes uyuyordu. Hemen yanındaki odaya baktı. Dedemle nenem de uyuyordu. Dedem, annem, baba, aşağıdan sesler geliyor. Bir inip baksana. Tedirgin olduk dedi. Dedem de korkulacak ne var? Köy burası. Korkmayın. Fare falandır. Telaş etmeyin. Hadi yatın dedi. Annem de çaresiz. Tamam baba dedi. Annemle sarılıp yattık. Sesler sürekli olarak tekrarlıyordu. O her tak sesi kulağımda yankılanıyordu. Annem de çok korkuyordu. Hızlı zaten kalbini duyabiliyordum. O gece resmen sabah olmamıştı. Annem sabaha kadar dua okudu. Her gecemiz böyle olmaya başlamıştı. Evin içinde biri dolanıyordu ama dedem buna hiç tepki bile vermiyordu. Bir zaman sonra annem komşuyla konuşuyordu. Ben de yanlarına oturuyordum. Annem korktuğunu ve dayanamayacağını söylüyordu. Gece duyduğumuz sesler gerçekten tarif edilemez derecede rahatsız ediciydi. Komşu da anneme, senin sülalen inat kızım. Deden de böyleymiş. Sizin buralar önceden, yani yıllar öncesinden sahipliymiş. Kimi cinniler sahiplenmiş diyor. Dedene yalvarmışlar buraya ev yapma diye ama rahmetli kimseyi dinlememiş. Evi yapmış. Tabi ne yaşandı bilinmez ama rahmetlinin eşi Hafize yenge gelip giderdi. O hep söylerdi. Evde gece birileri dolanıyor. Beni huzursuz ediyorlar derdi. Düşün, bu olaylar ta yıllar öncesinden olan olaylar ve hala devam ediyor. Babanı ikna edin de taşının buradan. Senin annenin annesinin evi de boş. Kimse kalmıyor. Gidin oraya yerleşin. Ne olacak ki dedi. Annem de biliyorum o olayları ama babam bir şey demeden ben bir şey yapamam. Ne kadar inatçı olduğunu sen de söyledin. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Bakalım. Umarım bir an önce akıllanır. Ben o kadar korkmuyorum bu durumdan ama çocukları düşünmem lazım. Akılları başından giderse ne olacak dedi. Komşuyla biraz konuştuktan sonra eve döndük. Daha öğlen olmasına rağmen uyku çökmüştü üzerime. Yatağıma çıkıp yattım. Annem de yanımda örgü örüyordu. Bir süre sonra annemin ağlama sesine gözlerimi açtım. Annem, anneanneme bir şeyler anlatıyordu. Anne, uyuyordum. Biri yüzüme yumruk attı. Neriman yaptı zannederek yataktan fırladım ama Neriman uyuyordu ve etrafta kimsecikler yoktu. Neriman'ın yanına yaklaşıp baktım. Derin uykudaydı. Ne olacak bu durum anne? İyice kafayı yedik. Gece gündüz fark etmeksizin garip olaylar oluyor. Bak, bu işin sonu hiç iyi gitmiyor anne. Bilgin olsun dedi. Anneannem ise, kızım ben ne yapayım, gitmiyor işte. İnat. İlla burada kalacağız deyip duruyor. Zaten inek de almış. Ahır yaptıracakmış bahçeye dedi. Dedem bahçeye üstü çinko, derme çatma bir ahır yaptırdı. Pek büyük değildi aslında. Birkaç tane de inek getirip içine koydu. İnekler gelince hepimiz bayağı sevinmiştik. İneklerin geldiği gece yemeklerimizi yedikten sonra yataklarımıza girdik. Uyumaya çalışıyorduk ama ineklerin sesi yüzünden bir türlü uyuyamıyorduk. Sabaha kadar bağırdılar. Dedem birkaç defa inip baksa da hiçbir şey yok diyerek geri geldi. Sebepsiz yere bağırıyorlar. Yerlerini yadırgadılar dedi. Nenemse bağırıp bir tek sen anlamadın. Hayvanlar bile huzursuz işte. Neyi bekliyorsun? Başımıza bir iş gelmesini mi? Baban gibi aynı sen de inatsın. Kafana koydun mu yapacaksın değil mi? Bak çocuklar huzursuz. Ben huzursuzum. Bir an önce bu evden taşınalım. Bak yoksa hakkımı helal etmem sana. Bunu bilesin dedi. Birkaç gün sonra dedem evi taşıyalım gidelim dedi. Nenemin konuşması bayağı etkili olmuştu sanırım.
Anneannemin ailesinden kalan eve gittik. İçini dışını temizledikten sonra yerleştik. Bu ev diğer eve göre aydınlıktı. Tek katlı, önünde ufak çardağı olan güzel şirin bir evdi. Artık geceleri daha güzel geçiyordu. Hepimiz mutluyduk. Kimse de sinir stres yoktu. Dedem inekler için burada bir ahır yaptırdı. Ama bayağı büyük bir ahır yaptırdı. İlk aldığı ineklerin dışında 5 tane daha inek aldı. Bütün emeklilik ikramiyesini sanırım bu işe yatırmıştı. Dedemle beraber abim de ara ara inekleri otlatmaya giderdi. Biz de bahçeyle ilgilenip ev işleriyle uğraşıyorduk. Kışa kuruluk erzaklar hazırlayıp hayatımıza devam ediyorduk. Sonuçta köylük yerdeyiz. Yapacak zaten pek fazla bir şeyimiz yoktu maalesef. Dedem bazı vakitler dağda kalır, geri gelmezdi. Bazen abim, bazen annemle ben dedeme erzak götürürdük. Gittiği yer pek uzak olmadığı için gidip gelmemiz sorun olmazdı. Bir akşam vakti annemle beraber yemeği hazırlayıp taslara koyup dedemin yanına doğru yola çıktık. Annemle beraber türkü söyleye söyleye gidiyorduk. Hava da loştu. Daha güneş batmadığı için etraf hala aydınlık sayılırdı. Dağa doğru yürürken annem, "Kızım, dedenle abin geliyor karşıdan," dedi. Dedemle abime sesleniyor. Annemi geçmiş, onlara doğru gidiyordum. Annem bir anda kolumdan tuttu. "Buraya gel," dedik, çekiştirdi. "Ne oldu?" dedim. "Onlar dedenler değiller, gel," dedi. Karşımızdan gelen şeyler üzerimize doğru yürürken biz de çapraz yürümeye başladık. Saklanacak ya da kaçacak hiçbir yer yoktu. Annem dua okumaya başladı. Ben de bildiğim duaları onunla beraber okuyordum. Çaprazımızda insan kılıklı iki tane simsiyah varlık vardı. Biri uzun boylu, diğeri ise kısa boyluydu. Ellerini kollarını hareket ettirmeden sanki robot gibi yürüyerek yaklaşıyorlardı. Annem kolumdan tutup çekerken bir yandan ağlayıp bir yandan da "Neriman, arkana bakma kızım, hızlan hızlan kızım," diyordu. Ara ara arkama bakıyordum. O iki gölge arkamızdan bizi takip ediyorlardı. "Anneme peşimizden geliyorlar," dediğimde "koş kızım," dedi. Annemle koşmaya başladık. Kenardaki patikadan ilerliyorduk. Bir süre sonra dedemin hayvanları otlattığı alana gelebilmiştik. Annem bağıra bağıra dedeme sesleniyordu. Dedem oturduğu yerden kalkıp "ne oldu?" diyerek bize doğru abimle beraber koşmaya başladılar. Annem gördüğümüz varlıkları ağlayarak anlattı. Annem ağladıkça ben de ağlıyordum. O varlıkların garip yürüyüşü dikkatimi çeken ilk şey olmuştu. Sanki her an bir yerden çıkacakmış hissiyatı içimden çıkmıyordu. Dedem annemi dinledikten sonra abime yanındaki tüfeği verip "ananları eve götür. Yolda bir şey olursa havaya ateş et, ben gelirim. Sen de geri gelme, evde kal," dedi. Tedirgin şekilde karanlığın içinde yürüyerek eve geldik. Çok şükür o yolda hiçbir şey görmemiştik. Eve geldiğimizde anneannem ne olduğunu sordu. Durumu anlattık. O da şaşırmıştı. Durduk yere "neden sizi rahatsız ettiler?" diye söyleniyordu. Aradan birkaç gün kadar geçmişti. Dedem artık hava kararmadan önce geliyordu. Hava kararttıktan sonra sanki bahçemizde biri dolanıyor gibiydi. Ağaçların üzerinden bizi takip edip izliyordu sanki. Göz hapsinde hissediyordum sürekli olarak. Yatağa girdiğim anda hemen yüzümün üstüne bir şey geliyor. Her yere karanlık çöküyordu. Bu olaylar devam ederken aradan 2 sene kadar geçmişti. Dedem vefat etti. Ne yapacağımızı düşünüyorduk. Dedem olmadan köyde durmanın bir manası yoktu. Maddi olarak da zor durumda değildik aslında. Annem, anneanneme Ankara'ya taşınmak istediğini, burada kalamayacağını söyledi. Anneannem de siz bilirsiniz. Orada dikkat edin. Ben inekleri çobana veririm. Sen parayı dert etme. Sütler satılıyor biliyorsun. Hem babandan kalan maaş da var. Sen çocuklara iyi bak yeter. Ben arada bir gelip giderim, dedi. Annemle anneannem konuştuktan sonra Ankara'ya taşındık. Gayet güzel bir şehirdi. Köyün ıssızlığından, sessizliğinden ziyade burası hareketli ve insan doluydu. Kendimi yalnız hissetmiyordum. Evimizi dayayıp döşedik. Hala var mı bilmiyorum ama o zamanlar demirden ranzalar yataklar vardı. O demirden ranzalardan aldık. Ranza olarak kullanmıyorduk. Geçmeli olduğundan tek yatak olarak kullanıyorduk. Ablam birinde, ben de diğerinde yatıyordum. Bir gece uyumak için dönerken bir çift el ayağımdan kavradı. Çekip sağa sola sallamaya başladı. Panikle ne olduğunu anlamaya çalışıyorken birden bıraktı. Hemen ablama baktım. Ablam uyuyordu. Acaba rüyada mıydım? Gerçek olamaz bu, diyerek söylendim. Kendimi toparlamak için mutfağa geçtim. Bir bardak su alıp dışarıyı seyrederek içiyordum. Gece olmasına rağmen dışarısı ışıl ışıl ve hareketliydi. Su içtikten sonra odaya geçtim. Tam kapıyı kapatacağım esnada koridorun sonundaki salona gözüm takıldı. Sanki orada biri var gibiydi. Dikkatlice baktığımda orada bir karartı gözlerini bana dikmişti. Boyu 1.50 falandı sanırım. Elini karanlık salondan dışarı uzatıp "gel gel," dedi. O uzun parmaklarıyla bakarak ne yapacağımı düşünürken tekrardan "gel gel,"
dedi. Karartı salondan çıkıp koridordan bizim odaya doğru yaklaşıyordu. Kapkaranlıktı. Sadece gözlerini görebiliyordum. Daha doğru gözlerindeki parıldayan beyazlığı. Odama doğru hızlanıp "Samuray!" diye bağırdı. O ses nasıl bir sesti öyle? O korkuyla kendimi ablamın yatağına atıp bağırmaya başladım. "Geldi, geldi, o geldi!" diye. Ablam yatağından korkuyla fırlayıp "Ne oluyor kız gece gece?" diyerek bir tane vurdu. Kapıyı gösterip "Abla, o burada!" diye bağırdım. O andan sonra bayılmışım. Kendime geldiğimde annemle ablam başımdaydı. Ne olduğunu sordular. Ben de gördüğüm şeyi anlattım. Annem, "Kızım, bir süre benimle yat istersen," dedi. Yatak odasına gidip annemle uyuyorken annem de başımda dua okuyordu. Aradan birkaç gün kadar geçmişti. Sanki sürekli peşimde biri var gibiydi. Ara ara evde yalnız kalıyordum. Bir vakit evde oturmuş, komşudan annemlerin gelmesini beklerken bir yandan da yemek yapıyordum. Kapı çaldı. Annem geldi diye düşünerek gidip açtım ama kimse yoktu. Merdivenlerde biri var mı diye bakarken telefon çalmaya başladı. Kapıyı kapatıp telefonu açtım. Telefondan hiç ses gelmiyordu. Telefonu kapattım. O ara koridordan hızla bir karartı geçti. Kendimi geri atıp "Abi, sen mi geldin?" diye seslendim. Cevap gelmedi. Tam koridora doğru yaklaşacağım esnada bir yandan telefonun çalması, bir yandan kapıya vurma yüzünden kala kalmıştım. Sesler başladığı gibi durdu. Koridordan gene o sesi duydum. Kısık ve naif bir sesle "Gel gel," diyordu. Sesler gitgide yaklaşıyordu. Bir süre sonra o yüzü gördüm. Hayatım boyunca unutamayacağım o yüzü. Kapının kenarında başını uzattı. Ağzı kocaman, gülen, garip yüzüyle bana bakıyordu. Uzun parmaklı elini uzatıp "Gel, tut elimi," dedi. Sesi çok ince ve sakindi. Yani korkutucu değildi. Gözlerimi kapatıp bağırmaya başladım. Dış kapının kilitinin sesini duydum. Kapı açıldı. Annem koşarak "Ne oldu kızım?" diyerek yanıma geldi. "Anne, o buradaydı. Bizi takip ediyor. Peşimde. Beni götürmek istiyor. Sürekli olarak beni rahatsız ediyor anne," dedim. Annem anlattıklarımı dinledikten sonra Ankara'da oturan halamı aradı. Durumdan biraz bahsetti. "Halam da bir hocaya götürelim. Tanıdık biri var. O yardım eder Allah'ın izniyle," dedi. Annemle hafta sonu için planlaştıktan sonra telefonu kapattı. Bana, "Kızım, hafta sonu seninle bir yere gideceğiz. Allah'ın izniyle hep son bulacak," dedi. "Umarım anne," dedim. Yemeklerimizi yedikten sonra biraz oturup ailecek sohbet ettik. Ardından herkes uyumak için odalarına çekildi. Ben de annemle beraber yattım. Sabah annem işe gitti. Ben de hazırlanıp okula gideceğim anda evin içini bir uğultu sarmaya başladı. Rüzgar mı çıktı diyerek açık pencere aramaya başladım. Her yer kapalıydı. Sesin kaynağı sanki banyo gibiydi. Mutfaktan çıkıp banyoya doğru yaklaştığım anda bir karartı içeriden bana bakıyordu. O anki panikle yan taraftaki annemin odasına kendimi attım. İçeri girdiğimde ufak ufak onlarca yaratık odanın içinde ortalığı talan ediyorlar, pisletiyorlardı. Odadan çıktım. Koridorda ne yapacağımı düşünüyordum. O banyodaki karartı uzun parmaklarını dışarı çıkarıp "Unutma," dedi. O korkuyla kendimi dışarı attım. Okula gitmedim. Apartmanın girişinde oturmaya başladım. Ne yapacağımı düşünüyordum. Ağlamaktan içim çıkmıştı. Birkaç komşumuz, "Neriman, anahtarını mı unuttun kızım?" diyerek evlerine davet ettiler ama gitmedim. Oturduğum yerden kıpırdamadan annemi bekledim. Hava kararırken sonunda gelmişti. Beni görünce bayağı şaşırdı ama bir şey demedi. Annemle beraber eve çıktık. Korkuyla içeri girdim. Her an bir yerden çıkacak korkusuyla sağa sola bakıyordum. Annem mutfağa geçerken ben de odama gittim. Kendimi yatağa bıraktım. Bir an önce uyumak ve hafta sonunun gelmesini istiyordum. Yatakta uyumaya çalışırken annem odama geldi. "Ne oldu kızım, anlat," dedi. Anneme bağırıp "Anne, hoca yok. Beni hocaya götürme sakın. Hoca yok," diyerek ağlamaya başladım. Annem sarılıp ağlarken "Kızım geçecek," diyordu. Çaresizdik. Gerçekten hem de çok çaresiz. Annem "Tamam kızım, hocaya falan gitmeyelim. Sen yeter ki sakin ol," dedi. Aradan birkaç gün geçmiş. Hafta sonu olmuştu. "Annem gel, halana gidelim," diyerek halama gittik. İçeride halamla beraber yaşlı bir kadın vardı. Kadınla biraz konuştuk. Birkaç muska verdi. Üzerime okuyu üfledi. "Tamamdır. Her şey yoluna girdi," diyerek gitti. Halam da "Bak bu kadar kolaydı," dedi. Aradan günler geçiyordu. Sanki her şey düzelmiş gibiydi. Tam her şey bitti, kurtuldum derken her şey daha kötü olmaya başladı. Geceli gündüzlü sanrılar çekiyor, kendimi kaybediyordum. Hoca hoca dolaşıp doktorlara gittik. Ne tedavisi gördüysem kurtuluşum olmadı. Aklımı yitiriyor, deliriyordum. Günden güne bir parçam kayboluyor gibiydi. Sanki sarı krizi geçirir gibi nöbetlerim tutuyordu. Bir süre sonra nasıl olduysa kendimi toparlamaya başladım. 5 vakit namaz kılıp Kur'an okuyorum. Maalesef o günler geride kaldı diyemiyorum. Çünkü onlar hala etrafımdalar.
hala benimleler. Evlendim. Çocuğum oldu ama hala peşimi bırakmadılar sanırım. Ölene kadar da bırakmayacaklar. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.